Günaydın. Hazırlanıyorum da sizi tripodum olmadığı için şöyle telefon sabit tablet sabitleyicisine koydum. Saçımı topladım, ördüm. Yüzümü yıkadım jelle. Tarçınlı suyumu yanıma aldım. Bir fincan da şöyle temiz sudan aldım. Şey atacağım şimdi içine. Buradaki bakım kremlerim hepsi artık çoğalınca üst üste geldi ve düşüyorlar. Şimdi sabah bakımımızı yapalım. Şu oldu mu acaba bilmiyorum. Eteğimle balon etek üzerine içine bir giydim ama. Şu eteğin içine şu gömlekli tişörtü giydim ama bilmiyorum nasıl oldu. Pek şey yapamadım. Kombinleyemedim. Sevemedim ama yine de belki değiştiririm. İlacımı arıyorum. İlacımı alayım. Şimdi uyandık. Bayağı geç uyandık. Yusuf Aras'la gene uyuyakalmışız. Yusuf erkenden işe gitti. Aras Bey yatakta hala keyif yapıyor. Ben Yusuf'un yatağını topladım. Efendim aşkım. Sütlaç malzemesi yok evde. Restorana gideceğiz kahvaltıya. Ben de iyice tembelleştim. Irmak. Baban zaten gelecek bizi almaya. İlacımı atayım. Ay, evde iyice hiçbir şey yapmıyorum. Yapmıyorum derken rutin ufak tefek temizliğini yapıyorum. Onun haricinde yemek falan yapmıyorum. Böyle ços 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 ços. Ses çıkarıyor ya, bayılıyorum. Bu iyice erisin, onu içelim. Bugün üçüncü gün. 3 gün iç, 2 gün ara ver demişti doktor. Çantamı şöyle atayım, yine de yanımda bulundurayım. Şu havlularımı katlayayım. Klima açık. Ev serin. Kendi yatağımı toparladım. Dün Emrecik annesinin, yani bizde kalmadı, eve gitti. Emre kuzum. Bu sabah da bir program yapmadık. Akşama sadece program yaptık. Hani benim terasta nargile falan içeceğiz, oturacağız diye. O yüzden bugün onların planını hiç bilmiyorum. Ben Aras'ı yanıma götüreceğim. Ben aslında denize gitmek istiyorum Aras'la ama hala kendime güvenemediğim için, hasta olduğumdan dolayı. Tarçınlı suyu, tarçını kaynar suda beklet, soğut, öyle iç demişsiniz. O işlemi sürekli yapamam kızlar. Elimde sürekli şişeyi bulunduruyorum. Böyle daha pratiğime geliyor ama eminim ki dediğiniz yöntem daha şeydir, faydalıdır. Bu eridi, bir yandan bunu içelim, bir yandan size sohbet edelim. Dün gene böyle biraz işte restorandan geldikten sonra size kapanış yaptıktan sonra montaja oturdum. Görümcemler gene ayaküstü uğradılar. Plan yaptık. Şimdi onlar 17-18 günlüğüne gelmişler ve çok uzun vakitleri yok burada kalmak için. O yüzden 1-2 haftaya sığdıracak bütün planlarımızı yaptık. Hemen hemen öyle söyleyeyim. Bir gün de alışveriş yapacağım. Dolabıma ve kahvaltıya davet etmek istiyorum onları. Evde yaparız herhalde kahvaltıyı. Çünkü şey, teras çok sıcak olur gündüz kahvaltı için. Ya, kahvaltı gerçi geç yapıyoruz. Hani geç uyanıyoruz hepimiz yaz günleri. O yüzden hani 12-11 gibi hazırlık yapsam bana gayet şey olur, yetişirim. Yusuf olmayacak sadece kahvaltıda. Görümcem, kayınpederim de olmaz. Çünkü şey, şundan kullanıyorum bu arada. Güneş koruyuculu kapatıcı krem. Onlar olmaz çünkü onlar restoranda olacak ama biz de burada bir kahvaltı yaparız. Evimde çünkü hiçbir akşam yemeğini falan ağırlayamadım onları. Gerçi bizim aramızda öyle şeyler yok işte, bizi ağırladı, ağırlamadı, evine davet etti, etmedi. Zaten hep beraberiz. Bizim için önemli olan, yani bizim ailede önemli olan beraber zaman geçirebilmemiz. Onun dışında işte şunu hazırlamış, beni ağırlamış, ağırlamış, ağırlamamış. Öyle takıntılarımız hiçbirimizin arasında yoktur Allah'a şükür. Yani biz hürmeti, sevgiyi, saygıyı sofra hazırlayıp donatıp ondan sonra da hani geçen Ferideciğim bana geldiğinde yaptığımız mevzu var ya, öyle şeyler yok bizim aramızda. Feridem'le de hiçbir zaman olmadı. Ama tabii yanlış fikirler bazen olabiliyor. Hiç önemli değil. Şimdi makyaj yapsam mı, yapmasam mı bilemedim ama yapmasam daha iyi olacak sanki. Diyorum, üstündekilerle ilgili de zaten net değilim. Kalacak mı, kalmayacak mı? Ha, ne diyordum? Bir gün onları kahvaltıya alırım.
Bir gün zaten sahile gideriz. Bir gece dışarı çıkıyoruz. Öyle böyle bu akşam da zaten nargile gecesi yaparız. Otururuz biz de içeceklerimizi alırız. Bakalım Allah'tan bir bahane çıkmaz da çok yoğun müşteri olmaz bir şey olmazsa. Bu akşamı öyle planladık. O kadar harika bir tadı var ki. Evet. Şimdi birkaç kirli şeyim var. Bunları sepetime atacağım. Yusuf Bey beyaz çikolatayı 200 gram çikolatayı tek başına gömmüş, bitirmiş yani. Aras kuzu, elini yüzünü yıkıyorsun, dişlerini fırçalıyorsun, pijamalarını değiştiriyorsun. Bunu şimdi yapıyorsun. Niye? Niye? Çünkü her sabah sağlıklı insanlar, normal insanlar ve her insan yüzünü yıkar, elini, yüzünü, dişini fırçalar, güne hazır olur. Hadi bakalım kalk. Günah değil ama iyi bir şey değil. Hem hijyen açısından hem Allah da sevmez. Tabii ki yüz yıkamadan dışarı çıkılmaz. Hazır olur mu günah? Biz hazırlanalım, toparlanalım. Yusuf Bey'i arayalım. Restoranta gidelim. Saat kaç bu arada biliyor musunuz? 1'e çeyrek var. İnanamıyorum. 1'e çeyrek var. I still remember when I was really free and all the things I lived and the miss all the things that I left. I regret for this, it won't be the same. Yeah, I never felt this way, 'cause I want to come back and find my way, and I have to run and run away. I finally choose, yeah. 'Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for life. This isn't the time for you.
Toparlandık, geldik restoranta. Nina aradı. Geçen gelmişti ya restoran arkadaşım. Vlog'da izledim de diyor, neyim var diyor, çok üzüldüm diyor, tam da izleyemedim, tatildeydim, arkadaşlarım vardı falan diyor. Dedim iyiyim çok şükür, boğaz öksürüğü. Hepinize kocaman selamları var. Yine bir gün gelir inşallah, zaman geçirir. Evet, siyah, yeni fırın açmış, siyah ekmek alması lazım. Nerede? O şeyin alt tarafındaymış. Çam yuvalı. Ya sen git ya ben gideyim. Abin gitmez, abin işim var. Kahvaltıya çünkü ben yumurta haşlıyorum. Ezine, elma ve domates. Biraz da zeytin istiyorum. Zeytin çıkarayım. Bir dilim ekmek. Ben iki dilim yiyeceğim çünkü benim hem evlen hem kahvaltı olacak. Çiloş. Abin de açmış, ona da koydum yumurta. O da kahvaltı yapmamış. Hep beraber yeriz. Çay da koyarız. Melek diyor ekmek falan yemeyin diyor. Onun yerine yumurta yiyin diyor. Dedim ölürüz iyice açlıktan. Yok, Bektaş şey yapmış. Ha, Bektaş anlatıyordu, öyle şey kesildi. Yine aradı. Sabah iki yemek yiyebilirsin diyor. Akşam üstü salata da başka bir şey yapabilirsin diyor. Salata mı? Ha biz ama şey misafir falan ocakbaşı gömdük ki tabii Çiğdem. Arası da tost yapıyorum da bir yanda ekmeği koymuştum tost ısınmaya. Şöyle küçük bir parça ekmek, çok büyük değil, yarımdan biraz daha küçük. Sucuklarını kızartayım. Yeni fırın açılmış. Oradaki siyah ekmek çok güzel çıkarıyorlarmış diyor da görmeyeceğim. Almak lazım. Ekmek dilimini. Ben gidip alayım da geleyim aslında motorla. Şu bir tane de elma aldım. Elmayı da soyacağım. Tabak hazırlayacağım. En azından vitamin yedim. Hiç meyve melekler. Ya sürekli görümcem değil de şöyle söyleyeyim size. Küçük görümce bir ismi Melek. Büyük görümce bir ismi Çiğdem. Artık Çiğdem Melek dersem anlarsınız. Melek sigara böreği falan kızartmış. Kahvaltıya hazırlık yapmış. Kayınvalidem falan çağırmış ama ben yemediğim için gitmedim. Ezine peynir koydu. O zaman gidin dedi. Hani restoranda ablamla kahvaltı yapacaksanız ezine peynirle beraber yiyin dedi. Yeni almış, çok da lezzetli dedi. Onu getirdik. Yanına şimdi domates, elma, yumurta. Yani bence gayet doyurucu. Ama tabii tepekli ekmek ya da bir siyah ekmek, çavdar ekmeği kestirip almam lazım dedim lütfen. Ben tabii ekmeği iki dilim yiyeceğim, öğlen yemeği de yemedim çünkü. Saat 1:30. Yanına da çay koyarız. Şu bezleri temizlik, ben kuruttum. Tabak alayım. Halası denize götürecekmiş arası, hep beraber gideceklermiş. Dedim kahvaltısını yaptırayım, hazırlayayım, restoranda alacaklar onu. Arasının tostu da hazır oldu, onu da çıkarayım, onu da atıştırsın. Yağ sürmedin üzerine, özellikle mayonez de sıkmadım.
O da azıcık yağsız yesin. Dikkat etsin kilo aldı. Gerçi şey yazmışsınız. Nigel'cim bırak şu an damak zevki daha yeni oluşuyor. İstediği canı ne istiyorsa onu yesin. İlerleyen. Of ya lanet olsun. Tişörtüm ruj yaptım. Of, çok özür dilerim. Neyse çok yaşa dediğiniz duyar gibiyim. Diyorsunuz ki ilerleyen zamanda yaş aldıkça zaten vücudun istemediğini almadığını zaten yemeyecektir. O yüzden sıkıştırma diyorsunuz. Ama ne bileyim yine de. Araç'cığım al bakalım içeceğini de al ne istiyorsan kahvaltını yap. Sonra da tamam al dolapta. Sonra hızlıca hazırlan. Halanlar götürecek seni. Gece mi? Gece değil birazdan. Gece mi? Yumurtalarımız. Uf Aras. Aras'ın tostunu ayranını verdim. O şimdi şark köşesinde. Hazırladım onu. Mayosunu da giydirdim. Çantasını da hazırladım. İçine ice tea ile su da koydum. Ben de şimdi şeye gidip geleceğim fırına. Bebeğim ben bir fırına gidip geleyim. Ekmek alayım. Siyah ekmek. Bizim siyah ekmek alacağım ben. Şurada. Ben alırım canım. Dışarıda adam oturuyor ya hayatım. Bir şey olmaz canım. Motorla gidip geleceğim. Eteğim kısa diye beni motorla yollamadı. Daha bir de altına da şort giydirdi. Altında da yani şort var. Eteğin altında bir de şort var. Hani olur da rüzgar eser açılırsa falan diye giydirttirdi. Daha ona da diyor ki hayır arabayla kendi gidecekmiş. Ben tepsimi hazırladım, yumurtalarımı haşladım. Böyle soydum. Domates, elma, zeytin, baharatlar. Şimdi tepsiye de 3 tane büyük çay koyayım. Şekersiz. Gideceğim o Çiğdem'in oradaki şark köşesinde. Bekleyeceğim Yusuf ekmeği getirsin. Kahvaltımızı yapacağız. Çiğdem gerçi domates, zeytin falan atıştırmış ama o da tam kahvaltı yerine geçmez tabii. O da burada kablolar mı yanmış? Ne olmuş? Onların başlığıyla uğraşıyordu. Dolabın kablosu yanmış. Dedim biz açız ama dedim. Dedi aha bırakıyorum işimi gidiyorum. Yeter ki sen o etekle motora binme. Ey Allah'ım. Çok sıcak ya. Vallahi ya. Yanıyor ortam. Bardakları bir koyayım. Bu taraftan tepsiyle alacağım ya o tarafa itiyorum. Şekerli doldurmam lazım. Toz şekerimiz mutfakta onu getireyim. Şekeri doldurayım şekerliğimize. Dün barı yıkadım ya mis gibi yerler.
sizin çaylara limon atıyorum. Yusuf herhalde limonla içmez, onu atmayacağım. Bu taraftan alacağım tepsiyi şimdi. Çok sıcak. Tek esen yer orası şu anda. Sizi de açmamışlar bunlar daha. Neyse, karnımı bir doyurayım. Saat 2 oluyor. 2'ye kadar da aç gezmek hakikaten akıl işi değil. Gerçi geç uyanıyorum ama yine de uyandığım zaman açlık hissediyorum. Bir tek su içiyorum sadece. Kayınvalidem de kızıyor. Elden ayaktan düşersiniz o kadar sert rejimler, diyetler yapmayın diye. Ama artık kafaya koymuşuz, hazır. Bugün gene tartıldım. Toplamda 2 kilo gitmiş çok şükür. Efendim oğlum. Kayınpederim daha yatıyor. Şu cırcır böcekleri de acayip bloklarda ses yapıyor, fark ettim. Ama o da bizim doğamız, yapacak bir şey yok. Efendim mamiş. Tost güzel olmuş mu? Onu giydireyim de aşkım. Daha gitmiyorsun ki. Ne zaman? Gel. Daha gelecekler. Onlar hazırlanacaklar. Sıcakta giyme bunları. Hadi gel, neyse gidin. Tostunu hiç yemiyorsun ama. Doyur karnını. Hani Emma abim yarın şey yemişti ya orada. Aras, o durum akşama kahvaltıda durum yerine. İyice durumcu amca oldun. Durumcu amca mı? Durumcu amca, evet. Yeğen çok sağ ol. İçinde kaşar var, sucuk var. Hoş, senin ağzını yer anne. Hayat sana güzel. Ben de çok istiyordum bugün denize gitmek de. Neyse, şu annemin bana bıraktığı kırmızı motoru yaptırayım. Yusuf'a. Ondan sonra akşam. Sabahları biraz erken uyanır giderim. Orada adam da diyor bu kız telefonla ne konuşuyor, ne yapıyor diyor. Kendi kendine ne konuşuyor diyor. Ay. Şu kebap dolabının boşlarını falan aldım. Tepsileri falan boşalmıştı. Onları temizledim. Boşalttım. Ay. Saat 5.30 oldu bu arada. Hiçbir şey doğrunu çekmedim size. Of, böyle işe daldığım zaman da sizi gerçekten unutuyorum kızlar. Kızmayın bana. Şimdi mutfağa geldim. Biraz mutfağa yerleştireceğim. Şey müşterisi, tavuk şiş müşterisi vardı. Onları gönderdik. Ondan sonra kolacı geldi. Kola siparişlerini verdim. Kola dolabını düzenledik. Yusuf alkollü içecek dolabını düzenledi. Eksikleri gitti, aldı geldi. Kayınpederim şimdi Adanalık ve Urfalık kıyma almaya gitti. Kasap alışverişine o gitti. Market alışverişini de artık yarın çıkarız. Ben giderim büyük bir ihtimal, çünkü lazım olan ince ayrıntıları onlar pek anlamıyorlar. Görümcem şey yapalım dedi. Mantar böyle soteleyelim. Yanına şiş yapalım, şiş yapalım. Ya tavuk şiş ya kuzu şiş. Ve başka ne var tabakta? Bir görsel atmıştı bana da. Akşam yemeği olarak onu yiyelim dedik. Biz çünkü en son sizinle kahvaltıda görüşmüştük. Kahvaltı tabağı falan hazırlamıştım size herhalde. Size derken kendime, ama size çekmiştim. Şimdi şurada 3 tane elmamız kalmış. Bunları da arada böyle ara öğün olarak falan atıştırdık diye dolaba alacağım. Yusuf şimdi şey yapacak. Benim lastikte patlak bir şey yok dedi. Ama yine de bir bakacak, bir şişirecek. Akülü bisikletin tekerinden bahsediyorum. Ton balıklı salata istedi müşteri. Kendi ton balığımız geçenden kalmıştı. Onu kullandım. Normalde biz kendi yiyeceklerimizi marketten alıyoruz. Hani restoranttaki her şey kalorili ve yağlı diye. Kendimiz ona göre ayarlayıp azar azar şey yapıyoruz. Ton balığı da bizden gitti müşteriye. Neyse, önemli değil. Herhalde hoş olsun. Şu boşluğumu yıkayayım. Siyah ekmeği Yusuf'a en son göndermiştim ya size.
bliss in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah. Just want a life that is worth every day exploring, yeah. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to... Size tam şeyi anlatıyordum. Tekeri anlatacağım, ekmeği anlatacaktım. Yusuf tekeri şişirmeye başladı, ses geldi. Şimdi böyle kara ekmek dedikleri tam bu şekilde bir şey. Dışı biraz sert. Kalorisi düşmüş bu ekmeğin. İki tane kestirmiş Yusuf. Yalnız biraz fazla. Bunu biraz böleceğim. Kullanabileceğim, iki günlük kullanabileceğim kadar taze bırakacağım. Gerisini difrize atacağım. Çünkü her gün ekmek zaten yemiyoruz. Bu iyice bayatlayıp çöp olmasın. Bu arada Yusuf tekeri kontrol etmiş ve iç lastik parçalanmış. Yani komple söküp dış lastiğine bir şey yok. İç lastiği parçalandığı için yenisini alıp iç lastik değiştirilecekmiş. O da herhalde birkaç günü alır. Hemen motoru kullanamayacağım yani ev. Şuna kadar, şu kadarcık bizi ayırsam küçük kese kadar. Küçük. Şu kadarcık yapsam yeter. İç lastiği almak zor bir şey değil. Lastikçiye gidip alacaksın işte. Kendi değiştirecek. Şöyle kaç oldu? 2, 4, 2'şer tane yiyoruz ürünlerde. Bir ürün böyle olsa. Bir 4 dilim daha koyayım. Gerisine bir fırça atayım. Vay be. Kim derdi ki ekmekleri böyle sayıp sayıp da yani bu derece dikkatli bir şekilde. Ya aslında kanalımda hep vardı böyle kiloyla alakalı şeylere bakarsanız. Diyetteyim, şunu yiyorum, bugün ne yedim, bugün neyle beslendim, kaç kilo verdim, diyetim bilmem ne diye. Böyle başlıklı şeylerim var ama insan bir arkadaşıyla ya da biriyle yaptığı zaman daha motive oluyor, daha şey oluyor yani şeyi yüksek oluyor. Motivasyonu yüksek oluyor. Birbirini destekliyorsun. O sensiz bir şey yemiyor. Sen onsuz bir şey yemiyorsun. Yediğin şeyden bir tık daha fazla zevk alıyorsun. Daha iyi oluyor. Şöyle 8 dilim ayırdım. Bu bize herhalde 1-2 gün kadar yeter. Gerisini de difrize atacağım. Çünkü bizimkilerden kimse bu ekmeği yemez. Difrizden çıkarız ya tost yaparız. Taze taze kalır. Yine değerlendiririz. Lastikle ilgili durum öyle. Ben şimdi mutfağı hızlı bir şekilde toparladım. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Barı da temizledim. Sadece buranın yerleri süpürülecek. Yeri yıkanacak. Biraz lekeler var. Onu da bugün yapmak istemiyorum. Ayaklarımdaki şu terliklerden dolayıdır ki bunlar yapışkanlı ya. Çok suya sokamıyorum. Yani plaj terliği gibi değil. Plaj terliği sürekli suya sokuluyor. Sorun olmuyor ama bunda öyle bir maalesef sıkıntı var. Makineyi çalıştırmayı unutmuşum. Bastım ama tam almamış şeyini. Şimdi baharat eksiğim de var. Baharat eksiğimi not aldım. Eksik listesimi tamamlayayım. Bir gideyim yapayım dedim. Önce bir mutfağa gireyim. Tamamen bir göreyim ne var ne yok. Şimdi beynimde oturdu eksikler. Ufak tefek. Onu da yarın alışverişe çıkarım kendi. Bu tarafta yüksek biraz müzik. İkinci hoparlörü de taktık çünkü. Şey yapmayacağım. Oralarda çok konuşma yapmayacağım. Kullandırılmış belki bir şeyler yaparım size. Bu arada bu gözlüğümü nasıl buldunuz? Görümcelerim çok beğendi. Rujumu tazeleyeyim. Ondan sonra tamamdır. Bir tane sade maden suyu açayım içeyim. Acıktım ama en azından biraz bastırır. O yediğimiz tabaktan beri hiçbir şey koymadık ağzımıza. Benim oğluş denizden geldi. Şu kıyafetlerini vereyim. Babası şimdi onu duş aldıracak. Yanakları kıpkırmızı olmuş. Allah'ım. Ben de Feride ile konuştum biraz. Onun bu hastane durumlarını belki izlemişsinizdir. Kontrole beraber gidelim dedi. Hani doğuma aniden alınırsa diye. Hoş geldin. Yanaklar yanmış mamış. Yoruldun değil mi? Gözlerin de kızarmış. Dur sana havlu vereyim. Şu yedi kıyafetlerini al. Babam bekliyor. Havlusunu vereyim. Babası onu duş aldırsın. Ben de masaları falan sildim Feride ile konuşurken. Bahçenin komple masalarını sildim. Küllüklerini boşalttım. Feride'nin durumu şey. Mira bebek... Zaten kendi vlogda bahsetti size. Bahsedecek daha doğrusu. Siz sabah izleyeceksiniz. O öğlen paylaşmış olacak. Neyse onun vlogunu da izleyin de çocuğun büyümemesiyle ilgili hani bir şey olursa geldiğin kontrolde hemen sezeryanı alırız demişler küvede koymak için. Sen de hazır ol diyor. Dedim tabii ben de gelirim.
beraber ne olur ne olmaz. Hani refakatçi olarak gideceğim ya yanında. Al anneciğim, hadi babam bekliyor. Koş. Kıyafetlerini de al. Hadi Aras'cığım. Sonra da karnım doyurayım, arasına acıkmıştır. Şimdi şahane 200-250 kaloriyi geçmeyecek bir öğün bulduk. Çiğdem Bulmuş daha doğrusu. Sağlıklı Yaşam şey, Instagram'dan böyle bir sayfadan. Onur gösterin, şimdi buraya bir yere bırakacağım. Mantarları soteleyeceğim. Çöp şiş diyor ama ya kuzu ya danadır. Biz tavuk kullanacağız. İstemiyoruz kırmızı et yemek. Şöyle çöp şişlerimi ikişer tane, beşer tike olacak şekilde. 5 tike, 5 tike, 10 tike yani toplamda. 100-150 gramı geçmeden ikişer tane böyle kendimiz yapacağız. Yusuf da istedi. Yusuf'a da hazırlayacağız. Mantar olacak. Tavuk şişi olacak. Ve yanına da böyle bol maydanozlu salata yapacağım. Şey, bol yeşillikli. Bu arada biz alışverişimizi kendimiz ayrı yapıyoruz. Demiştim ya size Çiğdem'le. Yani kendi diyet yemeklerimizi ayrı alıyoruz. Şimdi yarın da kabak ve patates mücveri yapacağız tost makinesinde. Onu deneyeceğiz şöyle yeşillikli. Patates, kabak almış. Böyle tutan hesabı da yarı yarıya zaten ödüyoruz. Çok da güzel oluyor. Şu da bizim mücverimiz için lazım olan. Restoranta malzemelerimizi karıştırmıyoruz tabii ki. Restoranttan da pek bir şey kullanmıyoruz, öyle söyleyeyim. Neyse, şimdi hazırlık aşamasını beraber yapalım. Şişleyelim. Bunları da soteleyeceğim. Mangalımızda mı yapsak, şeyde mi yapsak, tavada mı yapsam tavukları, kararsızım. Çünkü mangalda çok yağsız oluyor. Neyse, bakacağım şimdi. Burada Yusuf Adana, kayınpederim kasaptan geldi. Kasap alışverişini yapmış. Yine böyle 100'er 150'şer gramlık Adanalarımızı paketlere, şöyle kıymalarımızı yaptı. Yusuf koydu. 15'er tane çıktı. Geri kalan yarım kilo eti de şimdi saplayıp akşamki servis için hazırlayacaklar. Taze taze. Ay, yemek yapmaya geçiyoruz o zaman.
Biz eve geldik. Akşam bir yoğunluk vardı. Hiçbir şey sizin için çekemedim ki zaten gündüz çektiklerim sizin için gayet yeterli. Vlogu da 1 saat, 1,5 saat uzatmaya hiç niyetim yok. Biz geldik, nargilemizi yaktık. Bizim sağ olsunlar keselerine bereket. Görümcemler de gitti. Midye aldı, geldiler tazecik. Midye yiyoruz. Nargileyi açıyoruz. Keyfimiz yerinde. Çocukları da uzandılar çocuklar. Tam uyumak üzereler. İnşallah da uyurlar. Sesleniyorlar gerçi. Ben şimdi sizinle kapanış yapacağım. Gündüzden yeterince zaten çekim yapmışım sizin için. Suyum az. Suyum az. Getir, ben bir deneyeyim, ben anlarım. Bir tane pipet değiştir bana, bir tane siyahlardan. Bir nargileyi çekeyim, kalite şeyini verelim değil mi? Hakkını olmuş mu olmamış mı anlarız. Gerçi Yusuf güzel hazırlardı ama. Ha? Acı mı olmuş? Yok, bak dur, Bekle. Aç şunu aç abicim. Aç şunu. Çiğdem şunu açar mısın? Yo, çiğdoş çok güzel. Aç abicim. Yo, koy şunu. Sigara kullanmıyorum ama nargileyi seviyorum. Çok da sık kullanmıyorum gerçi. Şey dedim gerçi, geçenlerde bu sigara muhabbetine girdim. Çoğumuz kullanıyoruz. Hiç öyle bir şey algılamıyoruz, saygısızlık gibi demiştiniz. Ondan dolayı inşallah bunu da öyle algılamazsınız. Çekeyim mi? Tekrar deneyeyim. Bir de bunu böyle buz falan mı atıyorlar içine? Aroma falan güzel oluyor. Şimdi daha iyi oldu. Aynen. Benim Almancı gençlere bak bak bak, nargileyi nasıl nasıl götürüyorlar midyeyi. Ya ben sizi yerim ya. Siz sevdiniz benim terası ha gençler. Ha, söyleyin bakayım. Gece burada yatmayı düşünüyorum. Vallahi yer yatağı yapayım sana başımla beraber. Bizim takım tam. Keyfimiz yerinde. Sizleri öpüyorum. Nargileyi de yalnız vermiyorum ha. Kapanış yapacağım ya. Kendim çekeceğim. Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Bay bay.